Sevgili dostlar, değerli takipçiler, merhaba. Bu akşam Türkiye'nin Leonardo da Vinci'sini konuk ediyoruz YouTube Sedef Kabaş TV'de. Kim diyecek olursanız şöyle bir girizgah yapmak isterim. Mimarlık, havacılık, hukuk, iktisat, maliye, gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, resim, tiyatro, heykeltıraşlık, müzecilik, şehircilik, akademisyenlik, yöneticilik, siyaset. Bu kadar çok yetenek, bu kadar çok disiplin, bu kadar çoklu zeka. Yani bir ömre 1000 yetenek, 1000 başarı sığdırmış çok değerli bir insan ve biraz da biz onu imkansızı imkanlı kılan olarak biliyoruz. Evet, Eskişehir'deyiz ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen'le beraberiz. Merhaba efendim. Merhaba. İlk defa bu vasıflarımı senin ağzından duydum. Daha önce hiç böyle sıralayan olmamıştı. Vallahi say say programın sonuna gelecektik. Gerçekten sizi çalışırken şöyle bir hesap ettim. Dedim ki bu çoklu yetenek, bu çoklu zeka gerçekten çok müstesna bir durum. Hani hiçbir şey kolay kolay olmuyor. O yüzden de bir ömre gerçekten hani böyle belgesel tadında o kadar çok şey sığdırmışsınız ki biz tabii bir saatte ne kadarını anlatabileceğiz bilmiyorum ama bunlardan çıkan öğretileri ve hayat derslerini en azından bizlerle paylaşırsınız diye düşünüyorum. Şimdi ilk sorum şu. Şimdi böyle bir hayatın sonrasında burada bir merak var, azim var, yetenek var, zeka var, hafıza var, başarma arzusu var, disiplin var, yorulmak bilmeyen bir bünye var. Ve siz dönüp baktığınız zaman, hani biz dışarıdan bunları sıralıyoruz, tanımlıyoruz ama siz dönüp baktığınız zaman bunları neye bağlıyorsunuz Sayın Yılmaz Büyükerşen? Vallahi yaratılışıma bağlıyorum. Ve tabii irsi tarafları da vardır bunun diye düşünüyorum. Ama asıl mesele karakterim öyle oluştu. Çok iyi öğretmenlerin elinde yetiştik. Çok iyi hocaların rahle-i tedrisinde yetiştik. Ve şunu söylerdi ortaokuldayken hocalarımız. Bir kelime duydunuz değil mi? Anlamını bilmiyorsanız mutlaka her işi bırakın, araştırın onu. Sözlüklere bakın, ansiklopedilere bakın. Neyi işitirseniz sizin için yeni ise onun ne olduğunu araştırın, ondan sonra görevinize devam edin derdi. Öyle yetiştik hep. Ama hem genetik hem eğitim herhalde. Çünkü genetik de önemli dediniz. Şimdi 3 yaşında, 3,5 yaşında yaşadıklarınızı bile hala hatırladığınızı biliyorum. Doğru. Yani burada bir aslında yetenek var, genetik olarak bir şey var ama o yetmiyor. Onun üzerine biraz da tabii doğru eğitim ve farkındalık herhalde. Evet. Valla doğrusunu isterseniz kendim için pek böyle düşünemedim. Yani neyim, nereden geliyor bendeki bu? Kabiliyet var mı yok mu bir kere onu bile düşünmedim kendi kendime. Ama bir şeyler yaparım. Merakla, zevkle ve mutlaka da başarıya ulaşmak için gece gündüz çalışırım. Mesela üşenmek, ürkmek ya da yılmak ya da kararsızlık bunları yaşıyor musunuz? Zaman zaman yaşıyorum. Elbette yaşıyorum. Yani yaşamamak mümkün değil. Uğraştığım bütün işlerle bazen kendimi o kadar kaptırırım ki yemeği, içmeyi, uykuyu unuturum. Bir de bakarım sabaha karşı bir yeni bir gün başlamış benim için. Yorgun hissederim kendimi falan. Biraz dinlenirim, birkaç saat dinlenirim. Sonra tekrar devam ederim. Yaptığım her iş zevkle yaptığım işlerdir. Zevkle yaptığım uğraşılardır. Ve her seferinde de yaptığım işin etap etap böldüğüm zaman başarıya eninde sonunda ulaşacağıma dair bir inanç vardır işimde. Bizi izleyenler diyebilir ki aslında zaten çocukluğundan itibaren ne istediğini bilen bir insan herhalde Yılmaz Büyükerşen. O yüzden de bugün çok başarılı bir profil olarak karşımıza çıkıyor. Aslında tam da öyle değil. Mesela çok enteresan. Baktığımızda siz havacılık okumak istiyorsunuz, pilot olmak istiyorsunuz. Evet. Öyle olmuyor. Sonra bir ara mimarlık okumak istiyorsunuz. O da olmuyor. Sonra işte gazetecilik yapıyorsunuz. Orada hukuk fakültesi var bir ara. Hukuk fakültesine yazılıyorsunuz ama o da olmuyor. Ve sonuçta ekonomi iktisat okuyorsunuz. Yani aslında
böyle bir yola giriyorsunuz ama sonra o yol sizi bambaşka virajlara, bambaşka yollara sevk ediyor ve siz o şekilde aslında yine başarılı olmayı başarıyorsunuz. Çok iyi tarif ettiniz. Yani ben hayatım boyunca çeşitli işlere, çeşitli mesleklere yöneldim, ilgilendim. Ben kendimi o açıdan hep bir trene binmiş, belli bir hedefe, belli bir istasyona varmak isteyen bir adamken birden makasın değişip treni başka yere götürdüğünde vardığım yerden geri dönmek değil de o işe, vardığım yerdeki şartlara uygun işler yapmaya başlarım. Sonra yine trene binerim, bir hedefim vardır. Bir bakarsınız yine makas değişir, beni başka tarafa atar. Benim hayatım hep böyle geçti. Nihayet son istasyonum siyaset oldu. Pişman mısınız? Ya pişman değilim doğrusunu isterseniz. Tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim elbette. Siyaseti. Evet, ben öğrencilerime üniversitede hocayken de devamlı olarak hayata atıldığınız, ailenizi kurduğunuz ve işinizi düzgün işler hale getirdiğiniz takdirde derhal siyasete atılın. Çünkü Türkiye'nin sizlere, sizin yeni görüşlere, sizin açacağınız yeni ufuklara ihtiyacı var. Asıl kalkınmayı siz sağlayacaksınız. Atatürk'ün o muasır medeniyetlerin üstüne çıkmayı söylediği, tavsiye ettiği uygarlığın üstüne Türkiye'yi çıkarabilmek için aynen siyaseti ama gördüğünüz, örnek aldığınız siyaseti değil. Atatürk'ün anlayışıyla siyaset neyse onun yaptıklarına bakın. Onu çok iyi tanıyın. Ondaki hedefleri, gösterdiği hedefleri iyi tespit edin. Ve ondan hiç şaşmadan o yolda gidin diye tavsiyede bulunurdum. Ama bunların çoğu iş hayatında çok başarılı mesleklerin sahibi oldular. Fakat pek siyaseti tercih etmediler. Ona üzülür dururdum. Niye yapmıyorlar diye konuşurdum. Niçin tavsiyemi tutmuyorsunuz siyasete atılma konusunda? Bak, geliriniz iyi, mesleğiniz iyi, düşünceleriniz iyi, Atatürkçüsünüz, laiksiniz, cumhuriyetçisiniz, demokrasi aşıkısınız dediğim zaman bana kötü örnekleri gösterirlerdi. Evet. Dolayısıyla kötü örnekler benim istediğim siyaseti yapacak öğrencilerin önünde maalesef onları siyaset dışında bırakan bir atmosfer yaratmış oluyor. Şimdi de ben kendim atıldıktan sonra ki onlara söyleyen adam, eninde sonunda onlar beni siyasete ittiler diyebilirim. Tabii bu arada rahmetli Ecevit'i de hayırla anmak durumundayım. Evet. Beni siyasete atılmaya o ikna etti. Artık size ihtiyacı var ülkenin. Önce milli eğitimi dedi size teslim etmek istiyoruz. Bu seçimleri kazanma şansımız da çok yüksek dedi. Bunu söylediği tarih telefonla bir akşam vakti evdeyim. 1999. Milli eğitimi size teslim edeceğiz dedi. Milli eğitimi size teslim edeceğiz deyince akan sular durdu benim için tabii. Teşekkür ederim teveccühünüze falan dedim. Sizi tekrar arayacağım dedi. Kapadı telefonu, iki gün sonra aradı. Efendim dedi, kusura bakmayın Sayın Büyükerşen dedi. Bir değişiklik oldu, hayrola dedim. Dedi ki, parti meclisimiz bir karar aldı, beklemediğim bir kararı aldı. Aldıkları kararı da uygulamak zorunda kaldım, kabul etmek zorunda kaldım dedi. Nedir efendim dedim, merak ettim. Bana mı acaba itiraz var dedim. Yok, değil dedi, sizinle ilgili değil. Sizi dedi Bilecik'ten milletvekili yapmak istiyoruz. Çünkü bizim hiç milletvekilimiz olmadı Bilecik'ten dedi. Yoktu dedi. O zaman dedim ki efendim rahmetli babamın bir sözü aklıma geldi. Taş yerinde ağırdır derlerdi. Onun için beni bağışlayacağınızı ümit ediyorum dedim. Biraz durduktan sonra peki dedi o zaman size dedi çok daha önemli bir görevi dedi teklif ediyorum. Allah Allah, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önemli, milletvekilliğinden daha önemli ne olabilir? Dedi ki biz sosyal demokratlar şehircilikte pek muvaffak olamadık. Siz Eskişehir'de çok değişik işler yaptınız. Yüksek öğretimde olmayan bir üniversite yarattınız. Dinamik, atılgan bir üniversite. Büyük yenilikler yaptınız. İmkansızlıklar içinde yaptınız. Ben size şimdi çok sevdiğiniz, aşık olduğunuz Eskişehir'de, doğup büyüdüğünüz Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ediyorum dedi. Öyle deyince hoparlörü de açık telefonun. Eşim de o dinliyor. Daha evvel milletvekili tekliflerinden pek hoşlanmazdı. Çünkü Ankara'ya gideceğim, ev düzeni bozulacak, çocukları burada ayrılacağız. Evet. Onları ya da Ankara'ya getirecek falan.
birdenbire Eskişehir lafını duyunca başına işaret etti. Evet der gibi de diye söylüyordu. Seyhan Hanım. Seyhan Hanım. Seyhan evet. Hanım'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Sizin başarılarınızda onun emeği de çok. Çok fazla tabii. Evet. Yani kuşkusuz onu. Evet. Onun da altını çizelim yani. Mümkün değil. Ben zor bir insanım. Ona da sorarsanız öyle söyler. Onu ve beni tanıyanlara da sorarsanız aynı şeyi söylerler. Bülent Ecevit bu. Verdiği sözü aynen tuttu ve listeyi aynen Yüksek Seçim Kurulu'na verdi. Ve böylece silme aldık o seçimi. Hem verdiği sözü tuttuğu için takdir ediyoruz, hem de böyle bir vizyona sahip olduğu için takdir ediyoruz. Lider, sizi de liderdi. Bize kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Kendisi hakikaten benim örnek aldığım liderlerden birisidir. Siyasi liderlerden birisidir. Ve böylelikle kendimizi siyasetin içerisinde bulduk. Dile kolay 5 dönem, çeyrek asır, 25 yıl ve her seferinde de oylarınızı arttırarak Eskişehir'de hizmet veriyorsunuz. Şimdi şu soruyu sorayım o zaman. Milletvekilliği mi, belediyecilik mi? Evet, güzel bir soru sorduğunuz soru. Ben de o soruya bir soruyla cevap vereyim isterseniz. Bazı milletvekilleri milletvekillikleri bittikten sonra belediye başkanı olmak istiyorlar. Niye acaba? Niye acaba? Efendim, bir kere halkın arasındasınız. Gece gündüz. Her türlü dertleriyle uğraşıyorsunuz. Size çok yakın geliyor bulunduğunuz, başkanlığını yaptığınız şehrin hemşehrileri. Her birisiyle sanki 40 yıldır ahbapmışsınız gibi iletişim, psikolojik eğitim, iletişim de kuruyorsunuz. Evet. Ve yaptığınız işler onların isteği, onların olmasını istediği işler olunca yaptıktan sonra onların memnuniyetleri, mutlulukları ve kendi şehirleriyle gurur duymaları insana belki hiçbir şekilde alamayacağı hazzı veriyor. Yani birebir yaptığınız hizmet aslında ortaya çıkıyor değil mi? Gerçekten. İnsana dokunabiliyorsunuz. Gerçekten öyle. Yerel yönetimler söz konusu olduğunda kadınlarımızın temsiliyet oranının sadece %3 olması büyük bir utanç değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de zaten çok iç açıcı bir durum yok. Milletvekilliği söz konusu olduğunda da bu oran sadece %17'de kalıyor. Yani her ikisinde de sorun var ama yerel yönetimlerde kadınların oranı artık yani %5, %10 bile değil, %3'te kalmış durumda. Evet, çok haklısınız. Aslında hakikaten kadınlarımızın yerel siyasette parlamenter siyasetten yani meclisteki siyasetten çok daha önemli diye düşünüyorum. Yani bunu özellikle altını çizmek isterim. Şüphesiz parlamentoda olmaları da son derece önemli. Tabii bugünkü kadar azınlıkta göstermelik değil. Evet. Hatta bazı partilerimiz bizim Cumhuriyet Halk Partisi de bugünkü benim de daha üyesi olduğum, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kontenjanlar da konur. Fakat bir türlü o kontenjanlar gerçek sayısıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na aday adayı olarak bildirilmez isimleri. Bunda yalnız partide değil kabahat. Onu da hemen belirteyim. Bundaki kabahat toplumda kadınların en az erkekler kadar doğruyu düşünebilecekleri, doğruyu ve güzeli yapabileceklerine olan bir inanç gelişmemiş. Daha doğrusu siyasi meslek kadınlarımıza yakıştırılmamış bugüne kadar. Hep erkek hakimiyeti olmuş. İşte erkek hakimiyetinin sonucu bugün karşılaştığımız ve şikayet ettiğimiz kadınlara karşı tavırların, evet, çok maalesef acı sonuçlar doğuran davranışların oluşunun ana sebebi. Ben aslında kadınla erkek meselesini bir elmanın yarısı olarak düşünürüm. Bir elmayı ortadan ikiye kesin, yarısı kadın, yarısı erkektir. Bu kadar. Yani bir bütünün bir parçasıdır. Ama ne yazık ki siyasette bunu yapamıyoruz. Oysa ben bugüne kadar aldığım bütün görevlerde bayanlara da mümkün mertebe görev vermeyi, onlara yönetim görevi vermeyi, iradelerini kullanmayı, çok iyi projeler yapmalarına imkan veren bir durumda, pozisyonda bulundum. Rahatlıkla söyleyebilirim ki kadınlar çoğu erkeklerimizden daha doğru, daha dürüst görevlerinde, daha doğru, daha dürüst, daha ciddi, daha titiz olduklarını gördüm. Ve beraber çalışma imkanını bulduğum bayan arkadaşlarımın da son derece başarılı olarak benim bu fikirlerimi doğruladıklarına da şahit oldum.
Evet. Onun için inanıyorum. Tabii şehirler aslında halkın bulunduğu yerleşkede yaşayan insanlar olarak anneler çocukların, eşlerinin, yakınlarının dertlerini en iyi bilen insanlardır. Onların yerel siyasetin içinde bulunması, onların ihtiyaçlarını, onların isteklerini, onların eleştirilerini en objektif şekilde bilen insanlar olarak yerel yönetimlerde de parti meclisleri ve belediye meclislerinde çok faydaları olacak projeleri teklif edeceklerini, yerinde eleştiriler yapacaklarını ve ciddi olarak çalışacaklarına inanıyorum. Yani burada hem aslında partilerin ideolojiden bağımsız bunu söylüyoruz. Yani bütün partilere aynen, aslında bu çağrıyı yapıyoruz. Hem partilerin aslında kapılarını kadınlara açması lazım. Hem kadınların da bu yönde daha ciddi taleplerinin olması lazım. Evet. Ve tabii bunu gerçekleştirecek bir kadın dayanışması olması lazım. Bir de bu dayanışmayı erkeklerin de desteklemesi lazım. Şöyle bir durum var. Yani sanki bu imkansızmış gibi. Yani %3'ler, %15'ler, %20'leri bile bulmayan bir oran var şu anda temsiliyet olarak. Yani ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak söz konusu olduğunda. Ama bu imkansız değil. Yani siz hayatınıza dönüp baktığınız zaman ne kadar imkansız görünen şeyleri imkanlı kıldınız. Yani bir Anadolu'da bozkır olarak bilinen Eskişehir'i dünya çapında bir cazibe merkezi haline getirdiniz. AK Parti iktidarı döneminde siz belediyecilik yaptınız. Bütün o dayatmalara, imkansızlıklara, denetimlere, müfettiş ziyaretlerine, verilmeyen kaynaklara, hakkınızda açılan davalara, atılan iftiralara rağmen siz imkansızı imkanlı kıldınız. Yani bizzat yaşayan bir örneksiniz. O yüzden Türkiye'nin aslında geleceğine yönelik de daha böyle çağdaş, daha çığır açıcı, daha devrimsel bir bakışla inşa etmek gerekmiyor mu yeni dönemi? Hiç şüphesiz öyle olması lazım. Yani bakın, bir anayasa değişikliği söz konusu olacak. Çok yakınlarda, yakın geçmişimizde ki halen de devam ediyor aslında o süreç. Kadınlar konusundaki bağnazlıklarımızdan vazgeçmemiz lazım. Erkekler için söylüyorum. Hakikaten bir bağnazlık gösterisindeyiz. Siyasi partilerimizde de yavaş yavaş kadına doğru bir haklılık, kadın yalnızca eş değil. Ya bir birey olarak zaten kadına aslında evet, değer vermek aynen, lazım önce. Aynen. Yani onların aslında bir birey olarak ne kadar zekasıyla, yeteneğiyle, kabiliyetiyle, çalışma azmiyle, yaratacağı katma değerle, hatta cinsiyetten bağımsız olarak bir üreten birey olarak bakmak demokrasimiz gerekiyor. Demokrasimiz için de evet, gerekli olduğunu evet, ve o yoksa demokrasimizin de eksik olduğu muhakkak. Evet, yani evet, nitekim demokrasideki zikzaklarımız, demokrasimizi tam manasıyla insanlığın ideali olarak ortaya koyamamızın ana nedenlerinden biri de bu. Evet. Özellikle 2023 ve sonrası için bunu diliyoruz, temenni ediyoruz ve bununla da ilgili tabii gereken çalışmaların yapılmasını temenni ediyoruz ve takipçisi de olacağımızı söyleyelim. Şimdi siz yine geçmişe dönecek olursak, akademisyenlik var, işte belediyecilik var ve yöneticilik var. Bir dönem siz RTÜK, yani o dönemin işte evet, radyo televizyon üst kurulu, yüksek kurulu. Yükseği üst dediler. Evet, evet. Maalesef. Onun başkanlığını yaptınız. Evet. Şimdi merak ediyorum, bugün RTÜK'ün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani radyo televizyon üst kurulu gibi değil de sanki sarayın bir denetim merkezi gibi icraata, kararlara imza atıyor ve bunu da göstere göstere yapıyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, mesela ben en gençleriydim 12 kişilik yüksek kurulun. Bu 12 kişilik yüksek kurul ilk başkanı rahmetli Büyükelçi Kamuran Gür'ündü. Hı hı. Efendim, Kamuran Gür'ünden sonra ben atandım. Hatta ben talip falan olmadım. Hı hı. 4 yıl yaptım görevi. Bu kurulda her 2 yılda bir kura çekilirdi. O kurada olan çıkar onun yerine yeniden o meslek grubundan yeni adaylar arasından, ki o adayların da bir kısmını yüksek kurul teklif edebilirdi hükümete. Hükümet de kararını ona göre verirdi. Bakanlar Kurulu kararıyla atamaları yapılırdı. Şimdi mesela isimlerden bahsedeyim size. Büyük bir bölümünü rahmetle anmak durumundayım ne yazık ki. Efendim, ben en gençler olmama rağmen benim yardımcım
Rahmetli Ordinarius Profesör Sulhi Dönmezer'di, ceza hukuku profesörüydü. Efendim, Ali İhsan Göğüş, eski Turizm Bakanı, eski gazetecilerden. İsmet Giritli, hukuk anayasa profesörlerinden, idare hukuku profesörlerinden birisi. Efendim, Sunakan, klasik müzik temsilcisi. Nevzat Atlı, Türk Sanat Müftü. Duayen Üstad isimler, evet, RİTÜK üyeliği yapıyor. Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Bey, efendim. Ondan sonra Altemur Kılıç, iletişimci ve bütün bürokrasinin üst kademelerinde bulunmuş bir zattı. Ulaştırma, eski emekli Ulaştırma Bakanlarından Necmi Bey vardı. Türk Dil Kurumu'nun temsilcisi Hasan Eren vardı, Profesör Hasan Eren vardı. Bakın, çünkü neden? Radyo ve televizyonlarda Türkçe çok önemli. Şimdi hep onlara dikkat eden falan filan yok. Görüyoruz. Yani sonuçta bunlar falan. AK Parti öncesi ne vardı ne yoktunun bir özetini sundunuz, evet, RİTÜK penceresinden bakılarak. Peki şimdi RİTÜK'ü nasıl buluyorsunuz? Yani böyle bir yani 180 derecelik bir fark var. Onu net görebiliyoruz RİTÜK, sizin anlatımınızdan. RİTÜK'te üyeler karar verecek olan radyo ve televizyonları denetleyecek. Hem kamuda hem özel sektörde denetleyecek olanlar parlamento demokrasinin olduğu yerdir. Parlamentoda grubu olan partiler demokratiktirler. Demokrasiye göre seçilmişlerdir. Hmm. Demokrasiyi yürütmek zorundadırlar. En demokratik düşünceli kimseler oraya seçilen milletvekilleridir. Dolayısıyla her parti kendi meclis grubunun sayısını da dikkate alarak RİTÜK üyelerini oluştururlarsa demokratik olur o yayın kuruluşları. Hem kamuda hem özelde dediler. Halbuki tamamen tersi oldu. Yani RİTÜK'ü tam siyasetin aparatı haline getirdiler aslında. Tabii dedik ki yani siz evet şimdi mesela parlamentoda gruptaki sayınıza göre aday gösterirseniz yönetimi için, RİTÜK'ün yönetimi için, fakat hükümet istifa ederse veya hükümet düşürülürse seçilmiş olan kurul göreve devam edecek. Evet. O zaman beklediğinizin tamamen tersi gerçekleşecek. Ve partizanlık başlayacak radyolarda, televizyonlarda. Bu da pek sağlıklı değil başlangıçta. Nitekim falan ülkede şöyle sonuç vermiştir. Peşmekancı ülkede şöyle sonuçlar vermiştir diye de uyardık kendilerini. Ama dinlenmedi maalesef. Ve bugünkü sonuçlar doğdu. Antidemokratiktir. Ve doğru değildir. Demokrasinin gerçek demokrasiye benzetilmesi için ya da uygulanması için, döndürülebilmesi, dönüştürülebilmesi için bugünkü RİTÜK'ün mantığıyla ve yetkileriyle bu yapılamaz. Hmm. Yeni baştan değişmesi lazım. Bağımsız bir kuruluş olması lazım. İşte saydım size az önce mevcut radyo televizyon yüksek kurulunda kimlerin olduğunu. Evet. Şimdi RİTÜK gibi birçok şeyin değişip dönüşmesi lazım. Siz gerçekten döneminizin ötesinde vizyona sahip olan, öngörüleriniz doğrultusunda plan program yapan, ve bu hayallerinizi projelendiren ve sonra da bunu bir fiil hayata geçirmeyi de başaran bir insansınız. Bilmiyorum, bazıları sizi çok hayalperest bulup hani bazı projelerinizle ilgili ciddiye almama durumunu yaşadılar mı? Bunu size hissettirdiler mi? Ama siz herhalde yaptıklarınızla, hayata geçirdiğiniz projelerle onlara en güzel yanıtları verdiniz. Şimdi o anlamda şunu merak ediyorum. Yani Türkiye'nin hem medya özelinde, yani nasıl bir bu dijital dünyada daha katılımcı demokrasinin büyük bir ihtiyaç olarak görüldüğü bu dünyada, hem medyadaki değişimi, dönüşümü, hem de tabii buna paralel genel olarak Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne dair öngörüleriniz nedir? Tabii bir kere demokrasinin temelleri baktığınız zaman düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, yani dolayısıyla iletişim özgürlüğü dediğimiz bugünkü medyanın geniş çerçevesini düşünecek olursanız onların üzerine kurulu, onlar olmadan veya bunlardan bir tanesinin eksik olması halinde gerçek demokrasiyi yaratamazsınız. Nitekim Türkiye'de olan o. Evet. Görüyorsunuz. Yani görmez miyim? Bizzat yaşıyorum. Evet. Yani bu vesileyle evet, bir kere daha geçmiş olsun diyeyim size. Teşekkür ederim. Bu tabii o ülkeleri demokrasiye kavuşturmaz, o ülkelerin lehine olmaz, o ülkelerin gelişmesini sağlamaz, o ülkede yetişen genç kuşakları tatmin etmez. Evet. Evet. Bu çok önemli bana göre. Peki öngörünüz ne? Yani 2023 sonrasında
Değişen bir siyaset, ona paralel değişen bir medya, hani bunlar sizin öngördüğünüz unsurlar mı? Yoksa bir tedirginlik ve şüphe var mı sizin açınızdan da? Şimdi tabii aslında Rütük kanunuyla birlikte bir takım kanunlar da ilgilendiriyor bu yayıncılığı. Örneğin haber almada kullanılan görüntü ve ses almaya yarayan araç gereçlerin ithalatından tutun. Hı hı. Türkiye'de imalatına kadar bütün hepsinin Türk standartlar enstitüsüne uygun olması lazım. Şimdi öyle bir pazar açıldı ki merdiven altı mallar bile dolu. Her tarafta satılıyor. Hele gün geçtikçe teknoloji o kadar hızlı yürüyor ki çok büyük paralar harcanıyor buna ülkemizde. Dolayısıyla o kanunun ötesinde diğer kanunlarla da ilişkisi var bunun. Onların da yeniden ayıklanıp bakılıp bu bir bütün anlayışa kavuşturulması lazım bu yayıncılığın. Faydalı olabilmesi için bakın... Yoksa toplumun gerisinde kalıyor zaten aslında değil frekanslar, mi? Frekansların tahsisi bile, yayın için tahsisi bile çok ince elekten sık eleklenip incelenerek yetki verilmesi lazım yayın istasyonlarına. Bir de ticari, bizim zamanımızda mesela biz tavsiyeleri eğer bizden isteselerdi, vereceğimiz tavsiyeler arasında şu da vardı. Yayın istasyonları, radyo ve televizyon istasyonları ticari amaçla, yani şöyle söyleyeyim, ortaklıkları bile, meydana getirilecek sermayedeki ortaklıkların bile çoğunluğunun belli yerlerde toplanmasını önleyecek. Halkın küçük iştirakleriyle halka ait sahiplenmenin söz konusu olacağı şirketlere ancak yayın yetkisi verilmesi lazımdı. Frekans tahsislerinin ona göre yapılması gerekliydi. Ama görüyoruz ki şimdi yandaş televizyonlar efendim diğer görüşleri temsil edecek, biraz daha fikri hür, vicdanı hür yayın yapabilecek insanların sayısı arasında büyük farklılıklar var. Ve yandaş diye de bir kelime çıktı. Bu kelime nereden çıktı? Halktan çıktı. Evet. Halk yandaş sözcüğünü buldu. Eğer iktidarı tutan yayınlar yapıyorsanız, iktidarın beslediği bir televizyonsanız, kendinizin iktidar desteği olmadan yayıncılık yapmaya kalkarsanız iflas edersiniz. Hı. Yani çünkü reklam gelirlerinden tutun her şey televizyonun kitlelere ulaşabilmesindeki başarıya bağlı. Evet. Tabii Türkiye'de böyle olmuyor. Bu hepimizin gözü önünde. Peki bu medya gücüne rağmen, yani iktidar şu anda mevcut medyanın %95'ini kontrol ediyor. Bu hakim medya gücüne rağmen, iktidar olanaklarına rağmen ve tabii ki aslında emniyet güçlerine sahip olması, bütün bakanlara sahip olması, yani bütün somut anlamda her türlü güce sahip olmasına rağmen 2023'te adil bir seçim yapılma ihtimali konusundaki görüşünüz nedir? Çünkü bununla ilgili yani böyle bir dengesizlik, güç dengesizliği var deniyor. Adil seçim gerçekleştirme ihtimalimiz, bununla ilgili kaygılarınız var mı? Ve tabii kritik soru, 2023 seçimleriyle ilgili bir son viraj, işte bir atımlık kurşunumuz kaldı. Ya da köprüden önce son çıkış gibi yorumlar yapılıyor. Bu seçime dair yorumunuz nedir? Efendim tabii gönlüm Türkiye'nin artık gerçek ideale yakın demokrasilerin olduğu bir rejime kavuşmasıdır. Seçilecek partilerin, iktidara gelecek partilerin, parlamentoyu oluşturacak partilerin de özgür bir seçimden, tarafsız bir seçimden ve güvenlik içerisindeki bir seçimden çıkıp gelmeleri gerekiyor. Ama görüyoruz ki biz yıllardan beri bunu konuşuruz. Her iktidar seçimi kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalınca çeşitli hilelere başvuruyor. Hemen bir seçim yasası gelir. Evet. Yani ne yapacaklarını, nasıl bir hile bulabilecekleri konusunda tahminde bulunabilmem mümkün değil. Çünkü bana sorsanız ne olabilir seçim diye ben öyle bir şeyi düşünemem. Yani benim aklım ona kifayet etmez. Bu bütün oyunları... Ama bu artık seçim yasası ya da seçim öncesindeki hileleri geçtik.
Yani seçim oluyor, sonuçlarını beğenmeyince bir daha seçim yaptırılıyor. Efendim, o boyuttayız artık. İstanbul Belediye seçimlerinde yaşadık biliyorsunuz. Evet. Keza mühürlü zarfların, tabii, mühürsüz oylarla beraber sayıldığı, son dakikada ilan edildiği yüksek seçim kurullarının yandaşlardan kurulu bir kurul olduğunu hep yaşadık. Evet. Günümüzde gördük. İnşallah bunlar olmaz diye düşünüyorum ama yine de biz Türkler, siyasetle uğraşanlar çok zeki insanlar bana göre. Kim bilir nasıl oyunlar bulunabilir istenirse. Bertaraf etmek açısından, evet, bu tür tuzakları. Aynen, aynen. Ama işte bu yanlışlar yapıldıktan sonra yanlıştı bu yapılanlar, hileydi falan desek de yine de aldanıyoruz. Aldanmamaya çalışacağız, başka çaremiz yok. Size Cumhurbaşkanlığı teklifi gelse kabul eder misiniz? Tabii bu her Cumhurbaşkanlığı döneminde benim bir adım nedense ortaya yere çıkar. Layık gördükleri için ne güzel. Efendim çıkar da bir kısmı layık gördükleri için olanlar olabilir. Belki teşekkür etmem lazım onlara. Layık görmedikleri için de atarlar ortaya yere yıpratmak için. Eğer bir olma ihtimali olursa diye aleyhte çalışanlar çok olur. Ve daha seçim satımı haline gelmeden aşındırma, yıpratmaya çalışırlar. Öyle geçer gider. Ben tabii kabul eder misiniz diye sordunuz. Ben aslında bugüne kadar hiçbir göreve kendim doğrudan doğruya talip olmadım. Kendi bireysel irademle uğraştığım alanlar, yaptığım işlerin ötesinde daima görev verilmiştir bana. Yani benim ilk belediye başkanı olduğum zaman partiye müracaat dilekçesi dahi yazmamıştım. Son dakikada partinin garajında araba kaputu üstünde imzalattılar bana. Vermen lazım bu dilekçeyi diye. Yani onun için benim talip olmam diye bir şey söz konusu olmamıştır kamu hizmetinde. Milletim ne görev verirse boynumun borcu bilirim ve o görevi yapmaya çalışırım. Gençsiniz çünkü hala. Ah, çok teşekkür ederim. Tabii o bunu samimiyetle söylüyorum. Bağlı. Yani şimdi ekranlarda da zaten öyle görünüyorsunuz ama bizzat yani sizi her seferinde gördüğümde diyorum ki herhalde bir sihirli formülü var Yılmaz Bey'in bizlerden sakladığı. Zaten siz bu formülü herhalde satışa sunsanız dünyanın en zenginlerinden biri olursunuz. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hep genç, hep enerjik, hep üretken. Yani neye borçlusunuz? Hiç anlamadığım işlerden bir tanesi ticareti yapmaktır. Herhangi bir şeyin ticaretini yapmaktır. Onun için tüccar falan olamam. Gençliği neye borçluyuz? Bu enerjiyi. Vallahi biraz genetik herhalde. Kardeşiniz Yener Bey de öyle, gencecik. Evet, evet. O sanatçıdır ayrıca, kendisine bakar. Bakanlardandır. Aramızda da 5 yaş fark var. Yani buradan da sevgilerimiz, selamlarımızı iletiyoruz. Sağ olun. Bizi izliyordur eminim. İleteceğim ben de ayrıca. Genetik diyorsunuz. Peki ben biraz da şey diyorum, sadece genetik değil herhalde, biraz da üretmek, hani çalışmak da canlı tutuyor mu? Tabii, tabii. İşleyen demir pas tutmaz misali. Benim için çalışmak spor. Yani bilfiil egzersiz yapmam. Yapacak vaktim de olmaz zaten. Çünkü o vakti mutlaka bir şeyi meydana çıkarmak için, bir şeyi kurmak için harcıyorum demektir. Sadece bedenen değil, kafa olarak da dinlenmeyi ancak o yaptığım işlerle sağlayabiliyorum. Hmm. Dinlendiriyor beni çalışmak. Bunlardan bir şey yapmak. Biri de Balmumu heykelleri yapmak galiba, değil mi? Evet, yani ben karikatür çizerdim. 13-14 yaşında ilk karikatür sergilerimi açtım. İlk kazandığım para ortaokul çağlarında karikatürdendir. Açtığım sergilerde karikatür çizerdim. İsteyenlerin karikatürünü 1 lira, 1,5 lira, 2 lira renkli renksiz siyah beyaz diye. Resim yapardım. Gerçekten resim yapardım. Zaten lise hocalarım da Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitmemi tavsiye ederken lise son sınıfta hocalarımız yeteneklerimize göre her birimize hangi fakülteye müracaat etmemiz, hangi üniversiteye gitmemiz gerektiğine dair tavsiyelerde bulunurlardı, nasihatlerde bulunurlardı. Bana da Güzel Sanatlara git ama resim değil, mimarlık bölümüne muhakkak başvur. Çünkü resim bölümüne girersen aç kalırsın demişlerdi. Onu hiç unutmuyorum. Ve bunu söyleyen hocam maalesef da maalesef hep öyle oluyor. Rahmetli Nevzat Özveren
Allah rahmet eylesin, Cemal Tollu'nun öğrencisiydi. Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuş bir lise resim hocasıydı. Ortaokulda da o geliyordu bize ve biz ortaokulda bütün dünya resim sanatının albümlerini onun kendisine ait kitapları getirip bize göstermesiyle öğrendik. Ve bütün ressamların hayatını, empresyonistleri, işte kübizmle uğraşanları falan hep o tarihler ortaokul öğrencileri olarak bilirdik. Yaptığımız resimleri de şehirdeki büyük mağazalardan birinde sahipleriyle anlaşır, sergiler. Ondan sonra da iş adamlarına satın alın bunları sembolik olarak diye bizzat kendisi uğraşır, bizi heveslendirirdi. Evet. Resim şövalyelerimizi dahi kendimiz yapardık. Boya nasıl yapılır onu bile öğretirdi. O dönemlerde şimdiki gibi dünyanın her tarafında üretilen o kaliteli boyalar, fırçalar falan yoktu. Fırça yapmasını öğretirdi. Çoğumuz fırçalarımızı kendimiz yapardık. Çünkü ortaokul dönemimiz aşağı yukarı İkinci Dünya Savaşı sonrasının kıtlık yıllarına denk gelmişti. Kısaca Allah rahmet eylesin bütün hocalarımı, medyunu. Belki şuradan meslek olarak devam ettirmediniz ama şimdi Mumya Müzesi, Eskişehir'in Mumya olmazsa Müzesi, olmaz evet. adreslerinden biri. Heykele, evet. heykele doçentken başladım. İlk defa 1966'da Londra'ya gittiğimde herkes gibi, her Londra'yı ziyaret eden gibi Madame Tussauds Müzesi'nde Atatürk'ün çopur yüzlü bir evet. heykelini, kılığı kıyafeti biraz dikkatsizce giyinmiş. Halbuki dünyanın en şık giyinen evet, insanlıdır. Evet. Makaryos gibi iri yarı bir adamın karşısındaki heykelini görünce çok üzüldüm. Sefarete gittim, bunu değiştirtin dedim. Dediler ki her Türk bu müzeyi gördükten sonra soluğu burada alıyor. Biz de söylüyoruz ama İngilizler Mustafa Kemal bizim için budur diyorlar diye cevap verdiler. Türkiye'ye döndükten sonra heykeltıraş olarak tanıdıklarıma rica ettim. Dedim yapın da hiç olmazsa götürün hediye edin, değiştirsinler onu. Değiştirmiyorlar dediler. Hmm. O dediler sanat değildir. O mankenliktir falan. Benim bir huyum var. Huylarımdan bir tanesi. Kararlı olmak. Efendim, hayır, bir şeyi eğer Türklerden birisi Türkiye için, Türkler için yapamazlar onlar denirse, yapılamaz denirse irite oluyorum. Ve her işi bırakıp o işin yapılabilirliğini, hiç olmazsa başlanabileceğini ve mesafe alınabileceğini göstermek için her işi bırakır onlarla uğraşırım. Bir de böyle bir tarafım var. Heykele de yurt dışından kitaplar getirterek deneye deneye. Çünkü bal mumu diyorlar ama o bildiğimiz bakkallarda falan satılan balı süzülmüş peteğin eritilmesiyle kunduracılara falan dağıtılan bal mumlarından değildir. Maceradır o başlı başına. Ve sonunda muvaffak oldum ama çok uğraştım. Rektörken merdiven altlarında Güzel Sanatlar Fakültesini kurduk. Onun merdiven altı vardı. Orada kendime bir küçük atölye yaptım. Öğrenciler çalışırken heykele, ben de orada deneye deneye nihayet kurduk. Belediye başkanı olduktan sonra da o heykelleri al dediler bana üniversiteden. Ne yapacaksan yap, bizde yer işgal ediyor. Onları aldık, vitrine koyduk. Çok ilgi gördü. Bu sefer açık vitrinde açık heykeller yapmaya başladık. Şimdi de öğrenci yetiştiriyorum. Madame Tussauds'daki Atatürk heykeli değişti efendim, sayenizde. Onu yapmak evet. da bana nasip oldu. Evet, yani burada çok da istemişim. Burada da Mumya Müzesi artık gerçekten vazgeçilmez bir adres. Herkes gidip ziyaret ediyor, çocuklarını alıp götürüyor. Kaç heykel var orada? Şimdi Londra'dakinde bana nasip oldu dediğim şu. Efendim bunun hikayesi de önemlidir. Bilinmesinde fayda olduğu tabii, için koçlar da yardım etti evet. bildiğim kadarıyla değil mi? Efendim, evet. Şimdi rahmetli Mustafa Koç ile o dönemde Harp Akademileri Başkanı İbrahim Fırtına, Kor Generali'ydi. Evet. Galiba ben bilmiyorum ama şeyin Harp Akademilerinin geniş bir golf sahası varmış. Orada pazar günleri golf oynarlarmış. Mustafa Koç da katılırmış. Bir ara dinlenirken laf nereden dönüp dolaştıysa buraya gelmiş ve Sayın İbrahim Fırtına demiş ki Atatürk'ü bir değiştirtin ne olur. Binlerce insan ziyaret ediyor orayı her yıl. Atatürk'ü oradaki haliyle görüyorlar. Yanlış bir imaj yaratılıyor. Ama size düşer bu iş. O paraya dayanıyor bu işler herhalde. Koçların bu işi düzeltmesi lazım demiş. Onun üzerine Mustafa Koç bunu görev addediyor. Ve genel müdürlerinden birisini Londra'ya gönderiyor.
O sırada da Londra'nın, Madame Tussaud'un sahibi değişmiş. Araplar almışlar sermayesini, ele geçirmişler. Eğlence yerlerinin, o London Eye'ları falan onlar işletiyor. Demişler ki, hayır şu kadar para isteriz. Adam gelmiş aileye söylemiş, yani genel müdürü, Beko'nun genel müdürü o sırada. Koç ailesi de demiş ki, ben daha evvel heykel çalışmaları sırasında rahmetli Vehbi Koç'un ve Rami Koç'un falan büstlerini de yapmıştım o mumdan. Yüzünü, Atatürk'ün yüzünü çok iyi bildiğim için. Aile demiş ki, şimdi yaparsa parayı verelim. Ama yüksek bir fiyatta olmasına rağmen. Fakat ya Atatürk'e benzemezse bu sefer, tabii, biz yaptırmış olacağız daha kötü yaparlarsa diye. Bunun üzerine demişler ki, Yılmaz Hoca eğer şart koyun anlaşmaya, evet bu Atatürk'e benziyor, Atatürk, evet, budur, güzel, buna çok yakındır diye bir rapor verirse paranın tamamını o zaman öderiz. Yarısını peşin veririz, yarısını sonra öderiz diye. Karşı taraf peki demiş, müze idaresi, ve bana sordular, dediler ki, bu böyle bir hizmeti yapar mısın? Yaparım ama dedim, bana sorarsanız, tam belediye başkanı olduğum bir dönemdeyim. Hay hay dedim, yaparım dedim. Yalnız ben size bir tavsiyede bulunayım. Evvela hangi heykeltıraşı yapacaksa Madame Tussaud'un bunu, evvela Lord Kinross'un İngilizce kitabını evet, okusun. Çok güzel. Ondan sonra onu getirin buraya, Anıtkabir'e götürün, Ankara'ya. Anıtkabir'i görsün, müzeyi, Anıtkabir Müzesi'ni görsün, Atatürk hakkında bilgiler alsın. Dönüşte de bana uğrasın, hangi fotoğraflarını yapması gerektiğini ben kendisine yardımcı olarak o fotoğrafları vereyim dedim. Aynen bu uygulandı. Peki dediler, şart olarak koştular. Sonra bana geldiğinde bir rehberle beraber heykeltıraşı, Steve adında, çok tatlı bir insandı, çok başarılı bir dostum oldu sonra benim. Geldiler ve benim o sırada yapmış olduğum ama henüz işlenmemiş, saçı, kaşı, gözü, boyası, boyası yapılmamış Atatürk'ün ölçüleri, yüz ölçülerinin birebir aynısı olabilecek bir heykeli de gördü. Bunu alabilir miyim dedi. Alabilirsin dedim. Gönderdik. Fakat bir müddet sonra Koçlardan gene telefon ettiler. Steve demiş ki, Profesör Yılmaz Bey gelebilir mi acaba buraya bazı çalışmalarda bana yardımcı olmak üzere demiş. Teklif ettiler. Ona da peki dedik. Ve ben birer hafta arayla, birer haftalık sürelerde 3 ayrı dönem safhaları var çünkü o, hı hı, heykellerin yapılmasının. Londra'ya gittim. Londra'da Madame Tussaud'un stüdyolarında onlarla beraber çalıştım. Çalışınca baktım, gördüm ki benim kendi başıma bulduğum yöntemlere çok yakın ama bazı incelikleri var tabii. Onu da bu arada öğrenme fırsatını bulduk. Sonunda o heykel çıktı. Ama tabii esas baş heykeltıraşın ismini taşıyor. Evet. Çünkü ama nihayetinde onun, titiz bir çalışmanın sonucunda, evet, Atatürk'ün heykeli, Madame Tussaud'daki, evet, Londra'daki Madame Tussaud'daki heykeli, Balbum'un heykeli değiştirilmiş oldu. Değiştirildi. Bundan dolayı hem size teşekkür etmeliyiz, hem Koç ailesine başta rahmetli Mustafa Koç olmak, evet, üzere. Aslında gerçekten nurlar içinde yatsın. Teşekkür borçluyuz, evet, nur içinde yatsın. Önemli. O da tabii Londra'daki o şey heykel, ayaktaki heykel ki orada açıldı. Açılışa Türkiye'den basın mensupları falan geldi. Biz de ailemizle birlikte gittik, katıldık. Yalnız tabii artistik olarak bir Hollywood artisti havası var hep onda. Zor olan tarafı şuydu. Ondan sonra ben çok çalıştım tekrar döndükten sonra da. Atatürk'ün karizmasını verebilmek heykele. Hmm. Bütün mesele orada. Çünkü pek çok Atatürk resmi var. Hepsi Atatürk'tür. Ama herkes bir tanesini idol Atatürk olarak daima kabul etmiştir. O nedenle kimine göre benzer, kimine göre benzemez, kimine göre gençtir, kimine göre yaşlıdır. Bizde, bizim müzede 5 tane var. O 5'i de ayrı dönemlerindeki fotoğrafları dikkate alınarak, karizmaları vermeye çalışılarak, ne derece verdim bilemiyorum ama, yaptığımız heykeldir. İzmir'de var, Anıtkabir'de. En son Anıtkabir'de vitrin içinde çalışma masasındaki Atatürk benimdir. Londra'dakinin kopyası da ayrıca ayakta durmaktadır. Ama ben birkaç tane yaptım şeye, Anıtkabir'e. Halihazırda böyle. İzmir'de var, çok yerde var. Balmum Müzesi'nde kaç heykel oldu biliyor musunuz? 200'ü geçiyor. Güzel. O 200 heykel vardınız, Balmum'u heykeli. 200 küsur heykel. Küsur. Şimdi en son oldu. Aziz Sancar, Profesör Uğur Şahin, evet, Doktor Özlem Türeci ve yine gururumuz bir başka genç isim,
Canan evet. Dağdeviren böyle bilim insanlarını. Evet, ödül alan insanları. Yani muhteşem. İnsanlığa hizmeti dokunan insanları. Evet. Efendim, çok benim güzel. Politikam belediyeciyle soyunduğum günden itibaren rahmetli Ecevit'in vasiyetine uygun çalışmalar yapmak. Tabii burada bir hedef kitleniz oluyor. Hedef kitleniz kimdir derseniz gençler ve çocuklar. Yani gelecek kuşaklar evet. için her şeyi evet. yapıyor. Her şeyi o düşünce içerisinde yapmaya, projelendirmeye çalışıyorum. Muhteşem. Yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz programın. Size anlat anlat bitiremeyiz. Belgeseller yapılması lazım ama girişte ben size dair birçok sıfat ve betimleme yaptım. Ama şunu da merak ediyorum. Size sorsam siz kendinizi 3 sözcükle nasıl özetlerdiniz? Beni tanımlayan 3 şey: kararlıyım, sabırlıyım ve güzel olan her şeye aşık bir adamım. Hayat mottonuz ne? Onu sorayım. Gençler ve gelecek kuşaklar, çocuklar. Evet. Onlara mutlu bir dünya, mutlu bir ortam bırakabilmek, mutlu bir ülke bırakabilmek için kendi üzerime düşen vazifeleri yapmak. O zaman Eskişehir ölçeğinde bunu başardınız. Belli mi olur? Belki Türkiye anlamında da o ölçekte de bunun için size bir misyon verilir yarın öbür gün ve onu üstlenerek gerçekleştirirsiniz. Ne diyeyim? Evet, bu temenniyle bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben vermek istediğiniz son ediyorum. Bir mesaj varsa onu alayım. Sayın Büyükerşen. Evet, bu memlekette nefes alan, bu memleketin suyunu, toprağını seven, bayrağını seven herkesin bir borcu var. Çok büyük bir borç. Hepimizin, ben dahil, ömrümüzün sonuna kadar ödemeye gönüllü olacağımız borç Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına olan borcumuzdur. Onların ideallerine, onların ilkelerine uygun olarak borcumuzu ödemeye devam ettiğimiz sürece yaşamı güzel kılacağız diye düşünüyorum. Evet. Ve ancak öyle Türkiye'yi daha anlamlı evet. ve güzel bir ülke kılacağız. Bütün amacımız, hizmetimiz, azmimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve arkadaşlarına ödememiz gereken bir borçtan dolayı diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Büyük Yılmaz Büyükerşen. Harika bir programdı. Sayenizde hayata dair öğretiler, siyasete dair öngörüler paylaştınız. Yolunuz açık olsun ve başarılarınız herkese örnek olsun. Efendim, Sayın Kabaş, ben de size çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka programlarda buluşmak üzere. Her sizi zaman. Daima Eskişehir'e bekliyoruz. Ne zaman isterseniz davet edin, koşa koşa gelirim. Çok teşekkürler, sağ olun. Tamam.